Hünkârım, Salamanoğlu Yasef huzura kabulünü bekler. Gelsin. Hünkârım, Yasef Bey bu dinin en iyi hekimidir aynı zamanda. Hekimler değerlidir. Canını emanet edersin. Sultan Süleyman Han Hazretleri, bu dinin sahibisiniz. Size şehrimizin anahtarını takdim ediyorum. Halkım size emanettir. Salamanoğlu Yasef. Hiç endişeniz, kuşkunuz olmasın ki Macar halkının can ve mal güvenliği bizatihi teminatım altındadır. Hünkârım, emriniz üstüne Zapolya geldi. Huzura kabulünü bekler. Gelsin. Ve ordusunu 2 saatte yok etmiş. Layoş bataklıkta boğularak can vermiş. Sultan Süleyman bu dine girdi. Şehir direnmeden teslim olacak. Sultan Süleyman, Hristiyan aleminin kapısına dayanmıştır artık. Macar krallığını Süleyman'ın himayesine bırakamayız. Bu yenilgide Zapolyon'un rolü büyük. Layoş'a destek vermedi efendim. Erdel'e çekildi. Süleyman'la anlaşmıştır kesin. Muhtemeldir ki o haini kral yapacak. Bu kabul edilemez. Katolik bir kralın görevi devralması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Şarken'i uyarın. Tehlikenin farkında değil galiba. Luther'le kavgasından başka şey görmüyor gözü. Osmanlı onun yakınına kadar ilerledi. Sultan Süleyman durmayacak ve daha da ilerlemek isteyecektir. Tanrı Vatikan'ı korusun. Tanrı Vatikan'ı korusun. Sultan Süleyman, yüzyıllar boyunca unutulmayacak muhteşem bir zafer kazandınız. Bizlere düşen bu kudretin karşısında saygıyla eğilmektir. Ben buraya Macar Krallığı'nı tarihten silmeye değil, layık olduğu şekilde yönetilmesini sağlamak üzere geldim. Benim bu gayemi bilen, buna inanan ve desteğini esirgemeyen bir Macar vatanseveri olarak sizi ödüllendirmek isterim. Macaristan toprağı bundan böyle Osmanlı Devleti Aliyesi'nindir. Himayemiz altında Zapolyo'yu yeni Macar Kralı ilan ettim. Dosta düşmana, dünya aleme bildir. Hünkârım, sarayın kütüphanesi kralın zamanında Vatikan kütüphanesinden sonra en büyük kütüphaneydi. Bohemia Kralı Matthias Corvinus'un kütüphanesi. Kitaplara da bu yüzden Corvina denir. Kütüphane nakledilsin. Bu eserleri payitahtta görmek istiyorum. Hünkârım, Aristoteles'ten İbn Haldun'a, Platon'dan Farabi'ye, İbn Sina'dan Pisagor'a kadar hepsinin en değerli el yazmaları burada bulunmaktadır. Kadim bilgilerin en renkli bahçesidir burası. Bali Bey. Buyurun hünkârım. Bu eserlerin tamamı Osmanlı malıdır. Kilisedeki büyük şamdanlarla diğer ganimetlerin payitahta getirilmesi için gerekeni yap. Roma'nın malı Roma'da olmalı. Emredersiniz. Güçlü ve yenilmez Herakles. Zeus'un oğlu. Zor görevlerin askeri. Mitoloji seviyorsunuz paşam. Okçu ve şifacıdır aynı zamanda. Kahindir de. Gelecekten haberler verir.
da güzeldi yanım. Avcıların bakire tanrısı. Apollon'un ikiz kardeşi. Hiçbir zaman ayrılmadılar birbirlerinden. Çok mu beğendin? Muazzam hünkârım. Çok beğendim. Öyleyse emir ver, bunları da payitahta getirsinler. Onlar artık senin. Hünkârım, bu büyük hediyeyi hak edecek ne yaptım? Teşekkür ederim. Savaş meydanındaki üstün hizmetlerim ve muvaffakiyetin de bunları çoktan hak etti. Sayenizde. Lakin bu heykeller payitahta hoş karşılanmayabilir hünkârım. Canınız sıkılsın istemem. Dünyayı değiştirmeye evvela kendinden başlayacaksın İbrahim. Aksi halde ne hükmümüz kalır ne cismimiz. İyi misiniz? Yaram geçmedi. Sızlıyor. Hünkârım, geç oldu lakin mühim olmasa rahatsızlık vermezdim. Behram Paşa'ya Anadolu'dan haber geldi hünkârım. Elbistan olaylarında huzursuzluk baş göstermiş. Savaşa katılmayan sipahilerin isyan hazırlığında olduğu söyleniyor. Kazan kaynıyormuş. Derhal Behram Paşa'yı çağır. Zaten otağın önünde bekliyorum. Hünkârım. Behram Paşa, derhal kuvvetlerini topla. Yanına yeteri kadar adam al, önden yola revan ol. Anadolu'ya geçin. İsyanın büyümesine izin vermeyin. Yılanın başı küçükken ezilmeli. Emredersiniz hünkârım. Derhal yola çıkarım. Hünkârım, yaranız. Mühim değil. Hünkârım, siz şöyle uzanın. Ben Yasef Efendi'ye haber vereyim. İhmale gelmez. Bu yara iltihaplamıştır. Daha fazla ağırlaşmadan derhal açıp müdahale etmem lazım. Biraz canınızı yakacağım ama. Ne lazımsa yapın. Bunun düzenli olarak yapılması lazımdır. Bir süre dinlenmenizde fayda var. Pargalı, derhal yola revan olmalıyız. Hünkârım, siz iyileşmeden hiçbir yere ayrılamayız. Hazırlanın, gidiyoruz. O vakit müsaade edin, Yasef Efendi de bizimle gelsin. Onun gibi üstün bir hekimi elbet sarayımda isterim. Tabii kendi rızası olursa. Şeref duyarım sultanım. Madem bu mesele halloldu, beni rahat bırakın, uyumak istiyorum. Vali Bey, Mohaç sahrasındaki muharebeyi kazanmamızda emeğin ve gayretin büyük. Başarılarından ötürü seni tebrik ederim. Hünkârım, sizin tebriğinize mazhar olabilmek bizim için yüce bir şereftir. Devlete âliyeye hizmet edebilmek bizim için büyük bir gururdur. Eğer layık olabilirsek ne mutlu bize. Biz yarın payitaht yoluna revan oluyoruz. Sen de ganimetleri toparla. Kütüphanenin, şamdanların, İbrahim Paşa'nın heykellerinin itina ile naklini temin et. Ganimetler payitahta eksiksiz bir şekilde iletilecektir. Asitane'de görüşmek üzere. Hünkârım, müsaadeniz olursa biz huzurunuzdan ayrılalım. Çekilebilirsiniz.
Miskim, amberim, varım, sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içre sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Validem. Aslanım. Nihayet döndün. Gördüm ya seni dünya gözüyle, çok şükür. Dualarınızla işlettiğiniz tılsımlı gömlek sayesinde ölümlerden döndüm validem. Beni zırhım gibi korudu dualarınız. Hürrem mektubunda havadisi verince çok mesut oldum. Savaş meydanında hepimize moral oldu. Sıhhattesinizdir inşallah. Hünkârım, sizi gördüm daha iyi oldum. Sen az bahçeye git. İbrahim Paşa hayli hasretlik çekti. Hoş geldiniz hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ ol Mustafa'm. Sizin hasretinizi çektim. Ben de Mustafa'm, ben de. Bundan böyle ayrılık yok. Bir dahaki sefere birlikte gideceğiz inşallah. Yokken karanlık her yer. Lakin geldiniz. Güneş gibi doğdunuz. Çok şükür. İyiyiz. Beyazı. Aslan. Thank you.
Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Nigar Kalfa, nasılsın? Sağlığınıza duacıyım. Sağ salim döndünüz. Buyurun. Nigar Kalfa, haremde vaziyetler nasıl? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Her şey yolunda. Bir tek... Bir tek ne? Hürrem Sultan, düşman belledi beni. Konuşmuyor. Leo meselesinden ötürü beni suçluyor. Sen bak işine. İşitme, duyma, görme. Ben sizin için de endişeleniyorum paşam. İntikam almak için size neler yapar diye korkuyorum. Korkma Nigar Kalfa. Hürrem Hatun bana hiçbir şey yapamaz. Bunu aklına bile getiremez. Sana döndüğünde vermek isterdim. Lakin Hürrem hünkârımıza yazmış. Savaş meydanında aldım haberi. O vakit öyle bir güç geldi ki bana. Dünyanın bütün orduları bile gelse... gene de duramazdı karşımda. Seni ve evladımı görmek için hepsini yok ederdim. Beklememe müsaade etmedi. Üzerime titredi. Nefes bile aldırmadı bana. İbrahim. Sen yokken çok korktum. Hala düşündükçe kalbim sıkışıyor. Huzur bulun sultanım. İçinizi ferah tutun. Beraber kucaklayacağız çocuğumuzu. Ve size hiçbir zaman bir şey olmayacak. Buna asla izin vermeyeceğim. Hürrem'im. Sevincim. Neşem. Meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum, ayım, portakalım. Benim yatak odamın mumu. Akıl sahibim, efendim.
gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim. Cihan ülkesinde canım. Bana mı yazdın bu şiiri? Muhteşem olmuş. Yazan değil, yazdırandır mühim olan. Ne oldu? Bu yara? Sefere giderken baskına uğradık. Ya seni kaybetseydim? Nasıl dayanırdın bu acıyı? Buradayım. İdrak et Süleyman. Unutma. Tevazu içinde ol. Bütün şeref ve irade senin değildir. Rabbine şükret ve nefsine üstünlük verme. Zinhar kibre düşme. Sen hakka karşı hayalı, halka karşı vefalı ol. Sultanların içinde eşsiz sultanım. Beni emretmişsiniz. Nereye kayboldun sen? Kime sorsam yok diyorlar. Bazısı öyle söylüyorlar sultanım. Sizinle görüşmeme mani olmak isteyen hainler var. Tamam tamam. Bir sus dinle beni. Nerede Yakup Efendi? Neden hala gelmedi? Dönmesi için haber yolladım. Şimdi oradan geliyorum zaten ben. Sordum, sual ettim. Daha gelmemiş. Güla. Bana onu getireceksin. En geç yarın burada olacak. Getirmeden de gözüme görünme. Emredersiniz sultanım. İbrahim,
Yılan İbrahim. Bana ettiğin zulmü burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Hürrem demesinler. Sultanların en makbulü. Yakup Efendi gelmiş. Şimdi haber aldım. Ne duruyorsun? Hemen getir. Yalnız kimsenin haberi olmayacak. Kayıkla mermer köşke çıksın yine. Emredersin sultan. Yakup Efendi. Dinliyorum sultan. Senin bir şey isteyeceğim. Eğer dediğimi yaparsan. Sultanım, benden ne istiyorsunuz? Bir zehir yapacaksın. Ama hemen öldürecek bir zehir değil. Bu zehir yavaş yavaş hasta edecek. Kimse hastalığın nedenini anlamayacak. Derman bulamayacak. Kurtuluşu olmayacak. Bu nefrete maruz kalan kötü biri mi? Zalim mi? Hem de nasıl? O kadar zalim ki. Bu kişi sonradan mı iman sahibi olmuş? Her gün gözümün önünde içi parça parça olsun istiyorum. Ağır ağır ölsün. Acılar içinde kıvransın. Yakup Efendi, ne diyorsun? Yavaş yavaş, can çekişerek öldürecek bir zehir var mı? Yapabilir misin? Sultanım, zor. Ama istediğin zehri yapacağım. Bu size acı çektiren zalim kişinin yanından hiç ayırmadığı bir eşyası lazımdır bana. Onu bulabilirseniz iyi olur. Onun yok oluşunu izlemek için her şey yaparım. Gidelim Nilüfer. Çocukları Esma'ya mı teslim ettin? Ha. Thank you.